Kızını mecliste torpille işe yerleştiren Mustafa Destici yeni açıklamalar yaptı. Destici, kızım nitelikli, istesem yüksek maaşla farklı yerlerde çalıştırabilirdim ama mecliste çalışmasını istedim dedi. Muhalefettense milyonlarca genç mecliste çalışmak istiyor ama torpilleri yok yanıtı geldi. Destici gibi kızını meclise torpille yerleştiren bir diğer isim Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünü varsa sanki hiçbir şey yokmuş gibi sessiz kalıyor. Ben evladımı farklı kurumlarda, özel sektörde dahil olmak üzere daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim. Çalıştırsaydınız elinizden tutan mı var? Çocuğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zorla mı alındı? Soksaydınız özel sektöre, böylece bir garibanın çocuğu belki meclise girerdi. Kızının mecliste işe alınmasına ilişkin tartışmada yine dikkat çekici bir savunma yaptı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Kızımı istesem çok yüksek maaşla başka yerlerde işe sokardım ama meclisi tercih ettim dedi. Yani torpili de doğruladı. Evladımın mecliste çalışmasını, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir. Orayı tanımasını, orada yetişmesini daha doğru olacağını düşündüm. Milyonlarca baba çocuğunun Türkiye'nin kalbi, milli iradenin tecelligahı mecliste çalışmasını istiyor ama onların torpili yok. AK Parti eski milletvekili Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünü var. Kızı Münevver Şeyma Solmazgül'ün Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak torpille işe alındığı tartışmasına ilişkin açıklama yapmadı. Mustafa Destici ise kızı Özgül Hilal Destici'nin meclis başkanlığına bağlı kadroda işe alınmasını savundu. Meclisteki bütün parti gruplarının kontenjanları var ve hepsinin meclise yerleştirdiği insanlar var. Hepsinin listesi var. AK Parti'nin işe alım kontenjan listesi var mıdır? Hayır arkadaşlar, mümkün müdür böyle bir şey yani? Yasal olmayan bir şey ne demek yani? Böyle bir durum olabilir mi? Yok arkadaşlar. Muhalefet de AK Parti de meclise işe alım kontenjanı iddiasını yalanladı. Destici bu kez Habertürk Televizyonu'nda konuştu. Kızımı istesem çok yüksek maaşla farklı yerlerde çalıştırabilirdim ama meclise işe aldırdım dedi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir. Orayı tanımasını, orada yetişmesini daha doğru olacağını düşündüm. Türkiye'de çok iyi yetişmiş, iyi eğitim almış milyonlarca gencimiz var. Hepsi mecliste çalışmak ister ama hiçbirisi mecliste iş bulamıyor. Niye biliyor musunuz? Sizin gibiler yüzünden. Sayın Cahit Özkan, 2 sene boyunca Denizli Büyükşehir personelini kendi danışmanınız olarak çalıştırdığınız BH isimli personelin Denizli Büyükşehir'in kapısından hiç girmedi. Mecliste torpille işe alım tartışması sürerken AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın da Denizli Büyükşehir Belediyesi personelini 2 yıl boyunca danışman olarak kullandığını, maaşını da belediyeye ödettiğini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu açıkladı. 2 sene boyunca çalıştırdığınız personelin maaşı Denizli Belediyesi'nden ödenmiştir. Ayrıca üst üste arkadaşımız memur olmuştur. Dedim ya, Destici zaten konuştukça batıyor. Meclis hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir demiş. Orada yetişmesi doğru olurmuşmuş. Bu ne demek? Hani çok önemli bir soru sorarsınız iktidar temsilcilerine. Bayraklar inmez, vatan bölünmez yanıtını alırsınız ya, işte aynen öyle olmuş.